Sevgili gençler merhabalar. 2020 yılı TYT tarih sınavı sorularıyla karşı karşıyayız. Bunların çözümlenmesine yorumunu yapacağız. Birinci sorudan başlayacak olursak Doğu-Batı ticaret yolları üzerinde bulunan Uygurlar farklı inanç ve kültürlerden etkilenmişlerdir. Çin'den Budizmi, İran'dan Manizmi alan Uygurlar Akdeniz Havzası'ndan Suriyeli rahipler ve Soğutlar aracılığıyla da Hristiyanlığı, Helenistik edebiyatı ve sanatı öğrenmişlerdir. Buna göre Uygurlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz şeklinde bir soruyla karşılaşıyoruz. Bu tip sorunun benzerini kendi sınavlarımıza da bizzat karşımıza çıkmıştı. Kendi sınavlarımızda da bu tarz soruların benzerlerini uyguladık. Uygurlarla ilgili çokça kaynaklarımızda da soruların yer aldığını söylememiz mümkündür. TYT ve AYT sınavlarımızda da benzer örnekleri bulunmaktadır. Çok farklı bir soru tipi değildir. Buna göre Uygurlarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz şeklinde bir soruyla karşılaşıyoruz. A. Geniş bir coğrafya ile ilişki kurduklarını. Evet, görüldüğü üzere Çin, İran, Akdeniz Havzası bulunan Suriyeliler, Soğutlarla bir irtibat kurmaları geniş bir coğrafyada ilişki kurduklarının bize kanıtını oluşturmaktadır. Farklı dinleri benimsediklerine, Uygurların farklı toplumlarla ilişki kurduktan sonra Çin'den Budizmi, İran'dan Manihizmi, Uygurlar aynı zamanda Suriyeliler ve Soğutlar aracılığıyla da Hristiyanlık dini tanıma fırsatı bulmuşlardır. Farklı dinleri benimsediklerine dair bir kanıtta bu bilgilerden ulaşmamız mümkün Uygurlarla ilgili. C seçeneğe baktığımızda hoşgörülü bir toplum oluşturduklarına, farklı dinlere karşı hoşgörü olmaları, edebiyatı ve sanatı öğrenmeleri ve düşünce özgürlüklerine önem vermeleri, inanç ve farklı toplumların kültürlerine sıcak bakmaları, hoşgörülü bir toplum oluşturduklarına kanıt olarak gösterilebilir Uygurlarla ilgili. D seçeneğinde kültürel etkileşime açık olduklarına, burada da çok açık bir şekilde görülüyor ki Doğu-Batı ticaret yolları üzerinde bulunan Uygurların inanç ve kültür, farklı toplumların inanç ve kültürlerinden etkilenmiştir ifadesi de kültürel etkileşime açık olduklarına doğrudan kanıttır. E seçeneği hakim hayat tarzlarının göçebelik olduğuna, Uygurlarla ilgili zaten çokça söylediğimiz üzere derslerimizde de sınav sorularımızda da bizzat karşımıza çıkmıştır. Bundan bahsetmişizdir. Uygurların diğer Türk devletlerinden farklı olan yönü yerleşik hayata geçmişlerdir. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir Orta Asya Türkleri içerisinde ki buradaki bilgilerinden de zaten Uygurların hakimiyetlerinin, yani yaşam tarzlarının göçebelik olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır. O yüzden de birinci sorumuzun cevabı buradan E olarak karşımıza çıkmaktadır. İkinci soruya geldiğimizde ise Anadolu Selçuklu Devleti ile ilgili 8 Mart 1220'de Venedik ile dostluk ve ticaret antlaşması yapmıştır. Buna göre Selçuklu topraklarında Venediklerin kendi aralarında veya diğer yabancılarla olan anlaşmazlıklara oluşturulacak bir mahkeme heyeti tarafından bakılmasına izin verilmiş. Ancak hırsızlık ve adam öldürme gibi suçlarda Selçuklu mahkemelerinin yetkili olduğuna karar verilmiştir. Bu bilgiyle yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Türk İslam dünyası ile ilgili örnek sorularımızda, buna benzer sorularımızda sınavlarımızda mevcut bulunmaktadır. Çok farklı, marjinal bir soru tipi değildir. Bizim sınavlarımızda da, sorularımızda da bu tarz sorularla karşılaşmış bulunuyoruz. Bu bilgiyle bir Hristiyanların tek temsilcisini verdikleri oldu. Buradaki bilgilerden Hristiyan dünyasının tek temsilcisini Venedikler olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. İkinci öncülde Venedik'te Selçuklu ülkesine ayrıcalıklar tanındı. Evet, görüldüğü üzere Venediklerin kendi aralarında veya diğer yabancılarla olan anlaşmazlıklara oluşturulacak bir mahkeme tarafından bakılmasına izin verilmesi, hukuki açıdan Selçuklu ülkesinde Venediklere bir takım ayrıcalıklar verildiğinin kanıtıdır. Üçüncü öncülde Selçuklu Sultan'ın ticareti canlandırmak istedi. Burada Venedikli tüccarların özellikle Selçuklu devlet bünyesinde bir takım imtiyazlar elde etmesi, Venedik'le özellikle dostluk ve ticaret antlaşması yapmaya çalışması ya da yapması bu konuda 1220 yılında Selçuklu Sultan'ın ticareti canlandırmak istediğine kanıt olarak gösterilebilmektedir. Basit soruyla karşılaşmış bulunuyoruz. İkinci sorumuzun cevabı da 2 ve 3 E'dir. Üçüncü sorumuza geldiğimizde ise Tanzimat dönemi aydınlarına göre Balkanlardaki Hristiyanların sona ermesi için Osmanlıcık düşüncesinde birleşilmesi ve Batı tarzında yenilikler yapması gerekliydi şeklinde bir soruyla karşılaşıyoruz. Bu tip sorulardan sınavlarımızda yine karşımıza çıkmaktadır. Bu tip soruları da bizzat sizlerle buluşturduk. Tanzimat döneminin özelliklerini bir şekilde anlattık, onlara değindik, önemli noktaları vurguladık. Tanzimat döneminde Batı'dan etkileşim bahsettik. Demokratikleşme hareketlerinden söz ettik. Soru tipleri olarak da hemen hemen benzer sorularla sizi buluşturmuştuk kendi denelerimizde. Bunların açık örneklerini görebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda gerçekleşmiştir? Tanzimat döneminde Osmanlıcık düşüncesi doğrultusunda. Osmanlıcık düşüncesinin oluşmasındaki en büyük etken Fransız ihtilali sonrasında yaygınlaşan milliyetçilik akımıdır. Milliyetçilik akımı Osmanlı gibi çok ulus toplumlar üzerinde etkili olmuştur. Osmanlı de imparatorluğu da Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu milliyetçilik akımına karşı özellikle Balkan uluslarının isyanına karşı bir takım tedbirler almaya çalışmış. Bu da Osmanlıcık düşüncesinin dil, din, ırk fark etmeksizin bütün Osmanlı toplumunun Osmanlı Devleti çatısı altında, padişah çatısı altında birleştirmesi düşüncesidir ama tabi bu konuda ciddi anlamda bir başarı gelmemiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalara baktığımızda Senedi İttifak'ın imzalanması, Senedi İttifak 1808 yılında o dönemin 2. Mahmud, Sultan 2. Mahmud döneminde yapılan bir anlaşmadır. Ayanlarla padişah arasında yapılmıştır. Bu durumu tabii ki de Balkan uluslarının isyanı veyahut da Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu ulusçu akımlara karşı bir önlem olduğunu söyleyemiyoruz. Derslerimizde de bu konuda özellikle değinmiştik. Senedi İttifak'ın karıştırılmaması gerektiği hususuna değinmiş ve bunun batıdan herhangi bir şekilde etkileşimle oluşan bir gelişme olmadığını belirtmiştik. Meşrutiyetin ilan edilmesi B seçeneği. Evet, meşrutiyet 1876 2. Abdülhamit döneminde batılı ülkelerin de tabii ki etkisiyle ve özellikle Jön Türkler diye tabir ettiğimiz genç Osmanlılar, yeni Osmanlıcık düşüncesinin yayılmasında etkili olan genç Osmanlıların da özellikle meşrutiyetin ilan edilme sürecinde Abdülhamit'e yönelik ciddi isteklerin ve baskıların olduğunu söyleyebiliyoruz ki Tersane Konferansı'nın toplandığı gün 1876'da da meşrutiyet ilan edilmiştir. Batı ülkelerin baskısı bu konuda azaltılmaya çalışılmıştır. O yüzden de özellikle Tersane Konferansı'nda da zaten Balkan uluslararası meselesi görüşülecekti. Osmanlı Devleti'nin bu olayı yani meşrutiyetin 1876'da ilan edilmesi olayını bugüne getirmesi tesadüfi değildir. Bu durumda direkt etkili olduğu söyleyebiliriz. Batı tarzı bir yenilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Cevabımız da B'dir. Meşveret Meclisi'nin açılması 3. Selim dönemindedir. Üst düzey mahkeme niteliğinde bir meclistir. Bu durum 3. Selim dönemindedir. Tanzimat dönemi aydınların veyahut da Tanzimat döneminde karşımıza çıkan bir durum değil, daha öncesindedir. Daimi elçiliklerin kurulması da yine 3. Selim dönemindedir. Tanzimat döneminden önce yaşanan bir gelişmedir. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması da 2. Mahmut döneminde 1826 yılında gerçekleşmiştir. Bu durum tabii ki Osmanlı Devleti'nde önemli değişiklikler ve gelişmelerdir ama Tanzimat dönemi aydınlarına göre Osmanlı düşüncesi doğrultusunda yapılan çalışmalar değil ama meşrutiyetin ilan edilmesi bu doğrultuda yapılan bir çalışmadır. 4. sorumuza geldiğimizde ise Mondros Mütarekesi sonrasındaki işgaller karşısında toplumda başlayan tepkinin bir sonucu olarak 19 Mayıs 1919'da yaklaşık 75 bin kişinin katıldığı Fatih mitingi ve 23 Mayıs 1919'da yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı Sultanahmet mitingi yapıldı. Bu bilgi ve dönemin koşulları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Burada sevgili arkadaşlar özellikle inkılap tarihi konusundan kesinlikle soru çıkacağını belirtmiştik. En az 2 sorunun inkılap tarihinden gelme ihtimali olduğunu söylemiştik. Mondros Mütarekesi'ne de yoğun bir şey ile değinmiştik. Mondros öncesinde, Mondros sonrasında yapılan işgalleri kronolojik olarak belirtmiştik. Sorularımızda da ve testlerimizde de bunlarla sınavlarımızdaki sorularımızda da bu tarz soruları bol bol sormaya gayret etmiştik. Benzer sorular yine bu soruda da olduğu gibi karşımıza çıkmıştı. Burada baktığımız üzere Mondros Mütarekesi sonrasında Türk halkının tepki göstermesi, işgallere karşı mitingler oluşturulmasını aldığımızda ulusal bilinci giderek arttığını söylememiz mümkündür. Mitingler düzenleyerek halkın bu olayları protesto etmesi ulusal bilinci giderek arttığını gösteriyor. 75 bin kişilik katılımdan 200 bin kişilik katılım ulaşması da tepkinin giderek arttığına kanıttır. İzmir'in işgalinin tepkiyle karşılandığını, özellikle 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgal edilmesi yurt çapında ciddi anlamda bir tepkiye neden olmuş. Hatta İstanbul'daki Büyük Sultanahmet mitinginin oluşmasında bile İzmir'in işgalinin ciddi anlamda büyük pay sahibi olduğu görülmektedir. Halide Badıvar'ın da bu Sultanahmet mitinginde bizzat boy gösterdiği bilinmekte. C. Mütareke hükümlerin uygulandığını, evet mütareke hükümleri Mondros Ateşkesi'nin imzalanmasından sonra işgaller karşısında işgaller başlamıştır. Bu işgaller en çok tepki İzmir'in işgali şeklinde karşımıza çıkmış. Amasya Genelgesi'nin etkili olduğuna, Amasya Genelgesi tabii ki burada halkın mitingler düzenlemesinde etkili olan bir durum değildir. Halkın milli mücadele sürecine katkı sağladığı Amasya Genelgesi'nin yapılması ya da Amasya Genelgesi sürecine girilmesi etkili olmuştur. Mitingler ya da Sultanahmet mitingi, işte İstanbul'da Fatih mitinglerinin yapılması Amasya Genelgesi'nin imzalanmasından çok daha önce gerçekleşen bir süreçtir. O yüzden Amasya Genelgesi bu mitinglerin veyahut da halkın protestosunun bir sonucudur, sebebi değildir. İstanbul halkının duyarlılık gösterdiğini, evet, bunu da görebiliyoruz. İstanbul halkı Sultanahmet mitingine ve Fatih mitinglerine katılarak ciddi anlamda işgallere tepki göstermiştir ama Amasya Genelgesi'nin etkili olduğunu söyleyemiyoruz. Kronolojik olarak da zaten uygun düşmüyor. O yüzden cevabımız, 4. sorunun cevabı D olarak karşımıza çıkıyor. 5. soruya geldiğimizde Lozan Barış Antlaşması ile ilgili bir soru karşımıza çıkmaktadır. İngiltere'nin eski başbakanı Lord George, Türkler İngiltere'nin 4 savaş yılı içinde aldığı her şeyi geri aldılar. Buna 1. Dünya Savaşı'nı da tabii ki de dahil ediyor. Bu İngiltere'nin dış siyasetinde silinmez bir lekedir demiştir. İngiltere Başbakanı bu ifadeyi aşağıdakilerden hangisiyle ilgili kullanmıştır? A. Londra Konferansı, B. Paris Barış Konferansı, C. Lozan Antlaşması, D. Ankara Antlaşması, E. Moskova Antlaşması. Burada Londra Konferansı 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılmıştı. Sonuçsuz kalmıştı Londra Konferansı. İtiraf devletleri özellikle bize Lozan yerine, tabii ki Lozan'dan önce Sevr Antlaşması'nı kabul ettirmeye çalışmışlardı. Uygulanmadı. Paris Barış Konferansı, bu konferansta özellikle 1. Dünya Savaşı'ndan sonra önemli konular ele alınmıştır ve yapılacak paylaşımlar göz önünde bulundurmuştur. Tabii bu itilaf devletlerinin lehine bir konferansı. Lozan Antlaşması bu durumdan bahsetmektedir Lord George. Çünkü Türkler önemli bir diplomatik başarı kazanmış. İngiltere'nin 4 savaş yılı içerisinde elde ettiği kazanımları Lozan Antlaşması'yla büyük çapta geri iade ettiğini görüyoruz. O yüzden cevabımız C'dir. Ankara Antlaşması ise 1921 yılında Fransızlar yapılmıştır. Sakarya Savaşı'ndan sonra İngiltere'yi etkileyen, İngiltere'ye doğrudan bağlayan bir durum değildir. Moskova'da Oğuz Antlaşması da yine 1. Dünya Savaşı'ndan sonra SSCB ile yapılan bir anlaşmadır. İngiltere'yi doğrudan ilgilendiren bir anlaşma olduğunu söylemiyoruz. Evet, TYT sorularımız 2020 TYT soruları bu şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu sorular genel olarak bizim sınavlarımızda uyguladığımız sorulara çok yakındır. Benzer örnekleri vardır. Yapılabilecek soru tipleridir. Çok bilgi içerikli sorular değildir. Bilgi içerikli olan 5. soruda çok kolay bir sorudur. Hemen hemen herkesin kolaylıkla yapabileceği tipte bir soruydu. TYT sorularının çok zor olduğunu söylemiyorum. Başarılı sonuçlar alındığını bu konuda umut ediyorum. Sevgili gençler, tekrar merhaba. 2020 AYT tarih soruları çözüm ve yorumlarını gerçekleştireceğiz. 25. sorudan başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi uygarlığın kültürel etkileşimlerle geliştiğini gösteren örneklerden biri değildir? Tarih bilimine giriş ve ilk çağ uygarlıkları ile ilgili karışık bir soruyla karşı karşıyayız. Bunun da benzer örneklerini çok fazla denemelerimizde, deneme sınavlarımızda, tarama sınavlarımızda çözmüş bulunuyoruz. Uygarlığın kültürel etkileşimlerle geliştiğini gösteren örneklerden biri değildir şeklindeki sorunun A seçeneğinde Sümerlere ait kanunların Babiller tarafından geliştirilmesi. Mezopotamya uygarlığıdır ikisi de. Sümerler Mezopotamya'da öncü uygarlıklardan birisidir. Babiller de Sümerlere ait kanunları geliştirmişlerdir. Burada kültürel bir etkileşim olduğunu söylememiz mümkündür. B seçeneği Anadolu'ya yazının Asur ticaret kolonileri tarafından getirilmesi. Asurlu tüccarlar Mezopotamya uygarlıklarıdır. Anadolu'ya yazıyı getirmeleri Kayseri Kültepe bölgesine kurdukları koloniler sayesinde yazıyı taşımışlardır. Ve böylelikle Anadolu toplumları Mezopotamya uygarlıklarından olan Asurlardan etkilenmişlerdir. Bu da kültürel bir gelişmedir. Eski Yunan eserlerinin Arapçaya tercüme edilmesi ya da Arapçaya çevrilmesi de yine Yunanlarla Araplar arasında bir kültürel etkileşim olduğuna kanıt olarak gösterilir. D seçeneğinde ateşin aynı dönemde dünyanın farklı yerlerinde bulunması. Bu tamamen insanların gereksinimlerinin, ihtiyaçlarının ortak olduğunu göstermektir. Ama burada bir kültürel anlamda bir etkileşim olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. O yüzden de D seçeneğimiz, 25. sorunun D seçeneği doğru olan seçenektir. Yani buradaki kültürel etkileşime uygun bir örnek değildir. Akdenizli denizcilerin birbirlerinin haritalarından faydalanması. Yine Akdeniz bölgesinde, Akdeniz kıyı şeridinde bulunan denizcilerin birbirlerinin haritalarını kullanması veya haritalarından faydalanması da bir etkileşime uğradıklarının, bir etkileşim içerisinde bulunduklarının kanıtıdır. Ama D seçeneğinde ateşin aynı dönemde dünyanın farklı yerlerinde bulunması tamamen insanların gereksinimlerinin benzer olması, ortak olmasıyla alakalı bir durumdur. 26. soruya geldiğimizde ise Oğuz Kağan destanı ile ilgili bir soru. Orta Asya Türklerini ele alan bir soruyla karşılaşıyoruz. Oğuz Kağan 6 oğlu ile birlikte dünyayı fethedip Cihangir olduktan sonra ana yurduna döndü. Büyük bir kurultay topladı ve halka şölen verdi. 3 büyük oğlu Bozoklar, sağda 3 küçük oğlu Üçoklar, solda oturdu. Oğuz Kağan oğullarına şöyle seslendi. Ey oğullarım, ben çok savaştım, artık çok yaşlandım. Düşmanlarımı ağlattım, dostlarımı sevindirdim. Daha sonra Oğuz Kağan yurdu oğullar arasında taksim etti. Ok yay münasebetine göre Üçokların Bozoklara bağlı olduğunu bildirdi. Töreye ve birliğe bağlı kalmalarını vasiyet etti. Oğuz Kağan destanında bu ifadelere göre Oğuzlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Burada Oğuz Kağan'ın sözlerinden yola çıkarak Orta Asya Türk Devletleri'nin yönetim anlayışı ile ilgili bir takım bilgiler verilmiştir ve bu bilgilerin yorumlanması istenmektedir. Burada baktığımız üzere akili teşkilat yapısına sahip oldukları, buradan birinci kısımda özellikle A seçeneğinde 3 büyük oğlunu, büyük bir kurultay topladıktan sonra 3 büyük oğlunu Bozoklar, sağda 3 küçük oğlunu Üçoklar, solda oturdu. Bu şekilde topraklarını ikili teşkilatlanmayla yönettiklerini kanıtlar nitelikte bir durumla karşılaşıyoruz. Bu şekilde bir uygulama olduğunu gösteren bir kanıttır. İkili teşkilatlanma Orta Asya Türklerinde yaygındır. Doğu-Batı şeklinde ülkenin yönetilmesi, kuzey veya güney şeklinde yönetilmesi. Diğer kısma baktığımızda önemli olayları kutladıkları. Evet, burada görüldüğü üzere Oğuz Kağan 6 oğlu birlikte dünyayı fethedip Cihangir olduktan sonra, dünya hükmettikten sonra ana yurduna döndü. Büyük bir kurultay topladı ve halka şölen verdi. Halka şölen vermesi önemli olayların kutlandığını da kanıtlar niteliktedir. C. Boyların yönetimde eşit haklara sahip oldu. Burada boylar, Türkler genellikle Orta Asya Türklerinde devlet yönetiminde boyların bir araya gelmesiyle oluşmuştur ve burada boyların eşit haklara sahip oldukları, ülke yönetiminde eşit haklara sahip olduklarına dair herhangi bir ifade ya da bir kanıt bulunmamaktadır. O yüzden C seçeneğine ulaşabilecek bir ifade parçada belirtilmiştir. Cevabımız da bu nedenle C'dir. D. Yerleşik kanun ve kuralları bulundu. Burada görüldüğü üzere düşmanlarımı ağlattım, dostlarımı sevindirdim. Daha sonra Oğuz Kağan yurdunu oğullar arasında taksim eder. Ok yay münasebetine göre Üçokların Bozoklara bağlı olduğunu bildirir. Töreye ve birliğe bağlı kalmalar. Yani kalıplaşmış bir hukuk kurallarının olduğunu buradan son cümleden görebiliyoruz. Töreye ve birliğe bağlı kalmalarını vasiyet etmesi yerleşik kanun ve kurallarının bulunduğunu da göstermektedir ki Türklerde töre her şeyin üzerindedir. Yazısız olsa da sözlü hukuk kararları olsa da Türklerde töre her şeyin üzerinde kabul edilir. E seçeneğinde etkili bir askeri teşkilat meydana getirdikleri, görüldüğü üzere dünyada hüküm süren, dünyada fethedip topraklar kazanan, büyük topraklar elde etmesi burada tabii ki de etkili bir askeri teşkilatın olduğunu da göstermektedir. Ok veya yay münasebetine göre üç oklarımız oklara bağlı olduğunu belirtmeleri, ok ve yayın da ön plana çıkması, işte çok savaştım şeklinde ifadelerde bulunması tamamen askeri alanda da önemli bir toplum olduklarını göstermektedir ama en önemlisi de tabii ki de sınırları genişletmesi ve fetih hareketlerinde bulunmalarıdır. 26. sorumuzun cevabı da bu şekilde C'dir. 27. sorumuza gelmiş bulunuyoruz. Medine şehri Yesrib olarak anılırken sonrasında bu şehre peygamber şehri anlamında Medinetül Nebi denilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Burada İslam tarihiyle karşı karşıya İslam tarihinden bir sorunun gelebileceğini de derslerimizde söz etmiştik. Bundan bahsetmiştik. Burada Yesrib olarak adlandırılan Medine şehrinin daha sonra peygamber şehri anlamına gelen Medinetül Nebi denilmesinin sebebi 622 yılında gerçekleşen hicrettir. Yani o dönemde Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç etmesinden sonra İslamiyet'in tabii ki temellerinin atılması, İslam devletinin temellerinin atılması açısından da çok önemli bir gelişmedir. O yüzden de bu 622 yılındaki hicret olayı aynı zamanda Medine şehrinin peygamber şehri olarak adlandırılması da etkili olmuştur. Cevabımız da A'dır. Cemel Vakası deve olayı olarak adlandırılan bu hadise Cemel Vakası Hazretleri döneminde yaşanan bir gelişmedir. Müslümanlar arasındaki ilk mücadele olarak da tarih kayıtlarına geçmiştir. Hakem olan yine Hazreti Ali döneminde Emevi soyundan Muaviye ile Hazreti Ali arasında bir siyasi çekişme sonrasında ortaya çıkmıştır. D seçeneğinde 1. Akabe Biatı hicretten önce gerçekleşmiştir. 1. ve 2. Akabe Biatları Yani Mekke'den farklı bölgelere göç edebilme imkanlarını aramışlar ve bu şekilde bir takım biatlar gerçekleştirilmiştir. Kerbela olayı da bu da Emeviler döneminde yaşanan ve İslam dünyasında mezhepleşme sürecinin başlamasına neden olan bir gelişmedir. Hz. Hüseyin Yezid tarafından, Muaviye'nin oğlu Yezid tarafından, onun orduları tarafından Hz. Hüseyin'in ve onun yanında olanların öldürülmesiyle başlayan bir süreç. Bunu da tabii ki de Peygamber şehri, Medine'ye Peygamber şehri denmesinin herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. 28. sorumuza baktığımızda ise Büyük Selçuklu Devleti'nde hanedan üyeleri ve valilerin hüküm sürdükleri bölgelerde kendilerine bağlı askeri birlikleri vardı. Bu uygulama aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez şeklinde bir soruyla karşı karşıyayız. A. İktidar mücadeleleriyle. Burada Büyük Selçuklu Devleti'nin hanedan üyeleri ve valilerin hüküm sürdükleri bölgelerde kendilerine bağlı askeri birliklerin olması iktidar mücadeleleriyle bağdaştırılabilecek bir durumdur. Çünkü kendilerine ait bir askeri yapıların olması, kendilerine ait bir otorite kurmaları iktidar mücadeleleriyle ilişkilendirilebilir ve iktidar savaşları, mücadeleleri yaşanabilir. Egemenlik anlayışıyla bağdaştırılabilir çünkü Orta Asya Türklerinde yaygın olarak kullanılan Kut inancının Türk İslam dünyasında da etkili olduğunu görüyoruz. Ülke topraklarının, hanedanın erkek üyelerinin ortak malı anlayışından kaynaklı olarak Büyük Selçuklu Devleti'nde de hanedan üyeleri devletin yönetiminde söz sahibi oldukları için ve böyle bir hakları oldukları için de kendilerine bağlı askeri birlikler oluşturdukları görmektedir. İktidar sistemiyle, iktidar sistemi askeri bir sistemdir. Toprak sistemine bağlı olarak oluşan bir askeri yapılanmadır. Burada tabii ki hüküm sürdükleri bölgelerde kendilerine bağlı bir askeri birlik oluşturmalarında iktidar sistemiyle bağdaştırmamız mümkündür. D seçeneğine baktığımızda atabeyliklerin oluşması, yine Büyük Selçuklu Devleti'nde hanedan üyeleri ve valilerin hüküm sürdükleri bölgelerde kendilerine bağlı bir ordu, kendilerine bağlı bir askeri birlik oluşturmaları o bölgedeki gücünü ve o bölgede daha sonra güçlenebilme imkanlarını ortaya çıkaracaktır. Atabeyler de Selçuklar'da valilik görevi üstlenmektedir ve valilerin kendilerine bağlı bir askeri birliğin olması zamanı gelince o bölgede kendi bağımsızlıklarını ilan edebilmeleri ve o bölgede rahatlıkla isyan çıkarabilmeleri ortam hazırlayacak bir gelişmedir. E seçeneğinde merkezi otoritenin güçlenmesi. Bu durumun tabii ki merkezi otoritenin güçlenmesiyle herhangi bir bağlantısı yoktur. Tam tersi valilere veyahut da hanedan üyelerinin yöneticilerine, hanedan üyelerine bulundukları bölgede bir güç, askeri alanda bir güç ya da herhangi bir ordu bulundurma izninin bulunması, verilmesi tamamen merkezi otoritenin olumsuz yönde etkilenmesine neden olacaktır. 29. soru ise Osmanlı tarihinden bir soru. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemleriyle ilgili bir sorudur. Benzer sorularımızı yine derslerde de, deneme sınavlarımızda da, tarama sınavlarımızda da çözdük. Yani sıkça bahsettik. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi padişahları içerisinde Orhan Bey'in önemli olduğunu, 1. Murat'ın önemli olduğuna değindik. Orhan Bey döneminde yapılan çalışmaları tek tek ele almıştık ve onlar üzerinde durmuştuk. Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinin konu edildiği derse Mert öğretmen öğrencilerine aşağıdaki bilgileri verir. Çimper Kalesi onun zamanında alınmıştır. Bu Rumeli'de ilk toprak parçası olarak söz etmiştik. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'den elde etmiş olduğu ilk toprak parçasıdır. Gelibolu Yarımadası da. Gaziler Sultanı unvanını kullanmıştır. Devletin ilk medresesi İznik'te yaptırılmıştır. Bu dönemde Orhan Bey'de özellikle teşkilatlanma çalışmalarının olduğundan söz etmiştik. Ve Çimper Kalesi de yine Orhan Bey döneminde Osmanlı topraklarına katılmıştı. Bizans bir hediye şeklinde bunu sunmuştu Orhan Bey'e ve Osmanlı Devleti böylelikle Rumeli'den ilk kez toprak parçasını elde etmişti. Yani Gaziler Sultanı unvanını kullanan, devletin ilk medresesini İznik'te yaptıran ve Çimpe Kalesi'nin o dönemde alınan padişah Orhan Bey'dir. Mert öğretmenin hakkındaki bilgi verdiği Osmanlı padişahı aşağıdakiler hangisidir sorusu ise cevap A. Orhan Bey'dir. 1. Murat döneminde teşkilatlanma süreci yaşanmıştır ama bu gelişmeler Orhan Bey dönemindedir. Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet ve 2. Murat döneminde bu hadiseler örnek gösterilemez. 30. sorumuza geldiğimizde ise Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılını ele alan bir sorudur. 19. yüzyıldaki gelişmeler, özellikle Duyun-u Umumiye İdaresi'nin kurulması ile ilgili örnek sorularımız var. Benzer soru örnekleri çözdük ve bu dönemde Osmanlı Devleti'nin mali yapısındaki ciddi sıkıntıları ele almıştık. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin uygulamalarından hangilerinin Osmanlı ekonomisindeki yabancı etkisini gösterdiği savunulabilir? Osmanlı Bankası Bankası'nın kurulması. Osmanlı Bankası yabancı sermaye ile kurulmuş bir bankadır. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin o dönemde yabancı uluslardan elde etmiş olduğu mali kaynaklarla kurulan bir bankadır. Yani Osmanlı Devleti'nin kendi imkanlarıyla, kendi öz kaynaklarıyla kurduğu bir banka değildir Osmanlı Bankası. Burada yabancı etkisini bizzat görebiliriz. Duyun-u Umumiye Teşkilatı'nın faaliyete geçmesinde de yine Duyun-u Umumiye Teşkilatı 1881 yılında kurulmuştur. Bu teşkilat Osmanlı Devleti'nden alacaklı olan, yani borç veren ve Osmanlı'da alacağı olan devletlerin kurduğu idari makamdır aslına bakarsanız. O yüzden Duyun-u Umumiye İdaresi'nin faaliyetlerinde ve Duyun-u Umumiye İdaresi'nin işleyişinde İngilizlerin, Fransızların, İtalyanların da temsilcilerin bulunduğu bilinmektedir. O yüzden ikinci öncülümüze doğrudur. Üçüncü öncülde kapitülasyonların genişletilerek devam etmesi. Özellikle 1838 Baltimore Ticaret Sözleşmesi'nde bunu bizzat Osmanlı Devleti uygulamaya koymuştur. İngilizlerle yapılan Baltaliman Ticaret Sözleşmesi'nde geniş ticaret imkanları verilmiştir. Geniş ticaret ayrıcalıklar verilmiştir. Tabii kapitülasyonların genişletilerek devam etmesi de Osmanlı ekonomisindeki yabancı etkisini açık bir şekilde gözler önüne sermektedir. O nedenle 30. sorunun cevabı da 1, 2 ve 3 E'dir. 31. soruya baktığımızda İnkılap tarihi ve Mustafa Kemal'in hayatı ile ilgili bir soru. Bunun üzerinde de sıkça durmuştuk. Mustafa Kemal'in hayatından soru gelebilme imkanını değerlendirmiştik. Askeri görevleri, eğitim hayatı ile ilgili bir takım bilgiler sunmuştuk ve sorularımızda da deneme sınav sorularında da bu tarz sorularla karşı karşıya sizleri bıraktık. Mustafa Kemal Paşa 1. Dünya Savaşı başladığında aşağıdaki görevlerden hangisini yapmaktaydı? Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'na başladığı süreç içerisinde Sofya'da ateşe militer görevini üstlenmektedir. Sofya'da bulunmaktadır ve Sofya'da bulunduğu yıllarda da pasif görevde olduğunu düşünerek savaşın çıkmasına bağlı olarak pasif görevde olduğunu düşünerek Enver Paşa'ya mektuplar yazmıştır ve bu mektuplar neticesinde de savaşa katılması gerektiğini ve savaşa katılmak istediğini belirtmiş ve bunun üzerine de Çanakkale'ye görevlendirilmiştir. Mustafa Kemal ve Çanakkale'de 1. Dünya Savaşı'na katılmış, orada da önemli başarılar elde etmiştir. O yüzden 31. sorunun cevabı C. Sofya ateşe militerlik görevidir. Harekat Ordusu Kurmay Başkanlığı, burada Mustafa Kemal 31 Mart isyanının bastırılması sırasında görev almış. 1908 Harekat Ordusu. Hareket ordusunda Mustafa Kemal bizzat bulunmuştur ama bu 1. Dünya Savaşı öncesinde yaşanan bir durumdur. 1. Dünya Savaşı başladığında yaşanan bir hadise değildir. Yaklaşık yani arada bir 6 yıllık bir süreç vardır. 1914-1908 yılları arasında yaşanan bir süreç. Hareket ordusunun 31 Mart isyanını bastırması için Selanik'ten İstanbul'a hareket etmesi. 9. Ordu müfettişlik görevi ise Mustafa Kemal'e 9. Ordu müfettiş görevi İzmir'in işgal sonrasında 15 Mayıs 1919'dan sonra hemen aynı günlerde verilmiştir. 16 Mayıs 1919'da da Mustafa Kemal Samsun'a hareket etmiştir. Yani 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan bir hadisedir. Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı da yine 1. Dünya Savaşı süresi içerisinde Mustafa Kemal'in görev aldığı yerlerden birisi Suriye-Filistin cephesindedir. Yani savaş başladıktan sonra Mustafa Kemal son görev yeridir hatta. 1. Dünya Savaşı sırasında Anafartalar Grup Komutanlığı yine Mustafa Kemal Çanakkale cephesine görevlendirilmesiyle elde etmiş olduğu bir komutanlıktır. Yani göreve başladığı esnada Mustafa Kemal'in Sofya'da bulunduğu bilinmektedir. O yüzden de 31. sorunun cevabı C'dir. 32. sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi milli mücadele döneminde Anadolu'daki milli hareketin halkın desteğini almak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerden biri değildir? Yani aşağıdakilerden hangisi milli mücadeleye katkısı olan gelişmeler olduğundan söz ediyor. Yine İnkılap tarihini ilgilendiren, milli mücadele dönemini ilgilendiren bir soru. A. Hakimiyet Milliye Gazetesi'nin çıkarılması. Heyetin Ankara'ya gelmesinden sonra milli mücadele sürecinde hazırlık örgütlenme süreci içerisinde genelge kongreler tamamlandıktan sonra heyet Ankara'ya geldikten sonra Hakimiyet Milliye Gazetesi çıkarılmıştır ve yapılacak ya da yapılan işlerin halka duyurulması için milli mücadele sürecinde halkın milli mücadele ile ilgili bilgilendirilmesi için, bilinçlendirilmesi için İrade-i Milliye Gazetesi çıkarılmıştır. Hakimiyeti Milliye Gazetesi çıkarılmıştır. Yine Ankara'da heyeti Ankara'ya ulaşmasından sonra Anadolu Ajansı kurulmuştur ve faaliyete geçmiştir. Ve Anadolu Ajansı o dönemde milli mücadele sürecine basın ve yayın yoluyla katkı sağlayan araçlardan birisidir. Sivas Kongresi'nin toplanması yine tabii ki de ulusal bir kongredir. Ulusal çapta toplanan bir kongredir. 4-10 Eylül arasında gerçekleşir. Ve Sivas Kongresi de milli mücadele sürecine ciddi anlamda da Anadolu'daki milli hareketin, halkın desteğinin artması açısından da çok ciddi bir katkı sağladığını söyleyebiliriz. De işgalleri protesto için mitingler düzenlenmesi özellikle İstanbul'da Fatih mitingi olsun, TT sorusunda da karşımıza çıkmıştı ve Sultanahmet mitingleri olsun ve yurdun çeşitli yerlerindeki protesto mitinglerin yapılması tabii ki de halkın milli mücadele olan katılımını artırdığını ve artıracağına ve milli bilincin uyanmasına ciddi anlamda katkı sağlayacağı bilinmektedir. E seçeneği Kuvayi İnzibatiye'nin oluşturulması. Bu durum Kuvayi İnzibatiye örgütlenmesi İstanbul hükümeti tarafından oluşturulmuştur ve Kuvayi Milliyecilere karşı oluşan bir hilafet ordusu olarak da bilinen bir örgütlenmedir. Yani tamamen milli mücadele karşıtıdır ve İstanbul hükümetinin girişimleriyle oluşmuştur Kuvayi İnzibatiye. Kuvayi Milliyecileri ortadan kaldırabilmek için ve onların mücadelelerine ve bağımsızlık sürecine katkılarına engel olmak için çaba sarf etmiş bir örgütlenmedir. O yüzden de milli mücadele sürecine Kuvayi İnzibatiye'nin katkı sağladığını söyleyemiyoruz. 32. sorunun da E olduğunu söyleyebiliriz. 33. sorumuza baktığımızda yine inkılap tarihiyle ilgili bir soru. Milli mücadele dönemini anlatan, cepheler dönemini anlatan bir soru. Milli mücadele yıllarında 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa anlaşma şartı olarak Ankara'nın istediği gibi 2000 tüfek, 3 batarya, 12 dağ topu, 40 makineli tüfek aldım. Doğu cephesini ilk armağanı olarak Batı cephesine ulaştırmak üzere yola çıkardım İfadeleri kullanmıştır. Kazım Karabekir Paşa bahsettiği anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi sorusu ama çok tabii ki zor bilgi sorusuyla karşı karşıya değiliz. 33. soruda bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk siyasi başarısından bahsetmektedir ve Doğu cephesinin büyük çapta kapanmasında etkili olan yine Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Ermenilere karşı yürütülen mücadelenin başarıya ulaşması sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk diplomatik başarısından söz etmektedir. Yani Gümrük Antlaşması'ndan söz edilen bir sorudur. Ankara Antlaşması zaten Doğu cephesini belli noktalar ilgilendirir ama Ankara Antlaşması yapılmasına Sakarya Savaşı, Batı cephesindeki Sakarya Savaşı etkili olmuştur. Yine Kars Antlaşması Doğu'yu tabii ki ilgilendirmiştir ama Sakarya Savaşı'nda yani 15. Kolordu'nun mücadelesiyle kazanılan bir savaş sonrasında oluşan anlaşma değildir. Yine Moskova Antlaşması 1. Dünya Savaşı'nda Batı cephesi sonrasında yapılmıştır. Brest-Litovsk Antlaşması ise daha önce 1. Dünya Savaşı süreci içerisinde Çanakkale Savaşlarından sonra Rusya'nın, Sovyet Rusya'nın 1. Dünya Savaştan çekilirken dünya kamuoyuna gizli anlaşmalarını duyurdu ve savaştan çekildi anlaşmadır Brest-Litovsk Antlaşması. Bu durumda Kazım Karabekir komutasındaki 15. Kolordu'nun başarıları sonrasında elde edilen Gümrük Antlaşması'yla Ermenilere karşı elde edilen başarıyla herhangi bir bağlantı yoktur. O yüzden de 30. sorumuzun cevabı B Gümrük'tür. Son sorumuz 34. soruda ise aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 Erkan Harbiye Umumiye vekaletin kaldırılarak yerine Erkan Harbiye Umumiye riyasetinin kurulmasının sonuçlarından biridir. Burada Erkan Harbiye Umumiye vekaleti yani bakanlıktan başkanlık sistemine dönülüyor. Genelkurmay Başkanlığı yani Genelkurmay Bakanlığı yerine başkanlık sistemine dönülmesinin sebebi. 3 Mart 1924 tarihinin çok önemli olduğunu derslerimizde bizzat bahsettik ve bununla ilgili örnek sorularımızı çözdük. Erkan Harbiye'nin kaldırılması da aynı halifeliğin kaldırıldığı güne denk gelmektedir. Yine Şerefkafek vekaletin kaldırıldığı güne denk gelmektedir. Burada özellikle ordunun siyasetten ayrılması, yani bakanlıktan başkanlık sistemine dönüştürülmesinin tamamen amacı ordunun gündelik siyasetin dışında tutulmasıdır. Ordu gündelik siyasetin dışında tutarak bu şekilde bir adım atılmaya çalışılmıştır. Yani ordunun siyasetten ayrılması hedeflenmiş ki Mustafa Kemal'in en önem verdiği noktalardan da birisidir. A seçeneğine baktığımızda Kuvvetler Birliği ilkesinin hayata geçirilmesi. Milli mücadele yıllarında 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olduğu dönemde Kuvvetler Birliği ilkesi uygulanmıştır. Yasama, yürütme, yargı ilkesinin uygulandığını görüyoruz. Ama burada ordunun siyasetten ayrılması tamamen Kuvvetler Birliği ilkesinin değil de kuvvetler ayrılığı ilkesinin güçlendirilmesine dönük bir adımdır. Hatta cumhuriyetçilik ilkesini, cumhuriyet rejimini koruyan ve güçlendiren, demokrasi koruyan bir adım olarak karşımıza çıkar. Azınlıklara askerlikle ilgili muafiyet getirilmesi. Azınlıklara askerlikle ilgili muafiyetin getirilmesi Osmanlı Devleti'nde ıslahat fermanıyla gerçekleştirmiştir. Askerlik onlar için zorunlu olarak olmaktan çıkmıştır. Bu da tabii ki Erkan Harbiye'nin umumiye vekaletinin, umumiye riyasetine dönüştürülmesiyle azınlıklara askerlikle ilgili muafiyetin getirilmesine herhangi bir bağlantısı yoktur ki Anadolu'da bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin bu yükümlülüğü zaten bulunmaktadır. C. Takrir-i sükun kanunun çıkarılması. Takrir-i sükun kanunu Şehzade İsyan sonrasında çıkarılmış bir kanundur. Erkan Harbiye Umumiye vekaletinin kaldırılmasıyla bir bağlantısı yoktur. Daha sonra gerçekleşmiştir. Takrir-i sükun kanunu çıkarılması huzur ve güvenliğin korunmasına yönelik bir yasadır. Yine doğuda çıkan 1924-25 yıllarında yaşanan Şeyh Said isyanına bağlı olarak çıkan bir yasa olarak karşımıza çıkıyor. Ordunun gündelik siyasetin dışına tutulması, başta da söylediğimiz gibi cevabımız budur. Orduyu siyasetten ayrılması düşüncesi ön plandadır. Zorunlu askerlik uygulamasına geçilmesi, Erkan Harbiye Umumiye vekaletinin yerine Umumiye Riyaseti'nin kurulmasıyla zorunlu askerlik uygulamasına geçilmesinin bir bağlantısı yoktur. Askerliğin zorunlu olması tabii ki daha önceki kanunlarla zaten belirtilmiştir. O yüzden de 34. sorumuzun cevabı da D'dir. Sevgili arkadaşlar, AYT-TYT soruların bizim hazırlık süreci içerisinde tarama sınavlarımızda olsun, vermiş olduğumuz ödev kitapçıklarında olsun ve deneme sınavlarımızda olsun hemen hemen benzer soruların olduğunu, çok yakın soruların olduğunu görmekteyiz. Bu soruların çok farklı sorular olmadığını ve çok rahatlıkla, kolay bir şekilde çözebileceğiniz sorular olduğunu görebiliyoruz. Derslerimizde de sık sık bahsettiğimiz hususlar, üzerine basarak konuştuğumuz hususlardır. Sorularımızda da, kendi yaptığımız sınavlarda da benzer örneklerini çok rahat bir şekilde görebileceğimiz sorulardır. O yüzden şaşırtıcı soruların olduğunu söyleyemiyoruz. Genel olarak soruların kolay olduğunu da söyleyebilirim.